Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada gün içerisinde de çok kısa konuyla alakalı bir konuşmuştuk. Ve çok kısa bir şekilde farklı bir videoda buna değinmiştik. Biliyorsunuz Dogecoin ile özdeşleşen bir isim ki piyasadaki aynı zamanda en büyük kripto influencerlarından hatta en büyük kripto influencer olarak geçer. Elon Musk'ın son Dogecoin yorumları ki bu bakın Dogecoin ve Shiba için oldukça önemli bir video olacaktır. O yüzden sonuna kadar izlemenizi sizlerden rica ederim. Bunu da baştan söyleyeyim. Son Doge yorumları üzerine konuşacağız. Elon Musk'ın hızlı bir şekilde aylar içerisinde değişen stratejisi üzerine konuşacağız kriptolardaki. Eğer vakit kalırsa da her videoda olduğu gibi burada alınabilecek altcoin'ler listesinde tek tek belirterek devam edeceğiz. Elon Musk'tan Dogecoin uyarısı. Büyük yatırım yapmayın. Tesla, SpaceX ve Twitter CEO'su Elon Musk, Dogecoin konusunda yatırımcılara önemli bir uyarı yaptı. Biliyorsunuz Elon Musk geçmişte aslında Dogecoin'i var eden kişidir. Yani Dogecoin bugün Elon Musk olmasaydı, evet Dogecoin diye bir şey olmayacaktı. Daha doğrusu çok büyük bir ihtimalle siz bunun adını bile bilmiyor olacaktınız. Ben size onu söyleyeyim. Bir diğer husus sürekli Dogecoin uçacak. İşte Dogecoin alın, Dogecoin'e yatırım yapın tarzında Elon Musk'ın büyük büyük konuşmaları vardı. Bu kadar olmasa da Floki olsun, Agix olsun bu gibi coinlerde de çokça etkin olduğunu kendisinin görebiliyoruz. Hatta bizzat Bitcoin, Ethereum ve Dogecoin alan bir yatırımcının yıllar içerisinde çok memnun olacağını ve büyük kar edeceğini düşünüyorum diye bir açıklaması da vardır. Kendisinin de Dogecoin'i sevdiğini belirten Musk, yatırımcıların ne olursa olsun bu coin'e büyük meblağlarda yatırım yapmamaları gerektiğini belirtti. Evet, şimdi geldik zırnanın zırt dediği yere tabiri caizse. Şu anda Elon Musk diyor ki aslında ters açıklamalar yapıyor. Yani tamamen Dogecoin almayın diyor. Bak söylediği şey doğru ha. Yani söylediği şey doğru. Tamamen işte bütün paranızı Dogecoin'e girmeyin. Çok çok yüksek yatırımlar yapmayın. Söylediği şey doğru. Sadece Elon Musk'tan alışık olduğumuz şeyler değil. İşin birinci ayağı. Bunun doğruluk payı var söylediği şeyin. İkinci, işin politik ayağına da geleceğiz ve Elon Musk bu açıklamayı neden yaptı? Ondan da bahsedeceğiz. Dogecoin bir, evet gerçekten de piyasanın tamamı için şöyle bir durum vardır. Portföyü ne kadar fazla çeşitlendirirseniz sizin için o kadar iyi olacaktır. Her zaman risk ödül paritesi uygun olan projelere yatırım yaparken risk ödül paritesi düşük olan kripto paralara fazla bir sermaye, yüksek olanlara ise az bir sermaye ile girmek gerekecektir. Mesela Bitcoin ve Ether gibi coinler daha yüksek sermayeyi, Doge, Shiba gibi coinler görece biraz daha düşük sermaye ile girilmesini hak eder diyebiliriz. 2. Elon Musk niye bu açıklamayı yapıyor? Elon Musk Dogecoin'i desteklemeye devam edecek. Aynı zamanda Agix ve Floki'yi de desteklemeye devam edecek. Ama aylardır bakın daha 2022'nin Eylül'ünde, Ağustos'unda, Eylül'ünde söylediğim bir şey var. Bu en son Twitter'a yeni atanacak olan ve aşağı yukarı son bir ay gibi bir süresi kalmış olan Twitter'ın yeni CEO'su olacak kadın olay açıklanır açıklanmaz Shiba'nın Twitter hesaplarını takip etmeye başladı anında. Olaydan epey bir zaman geçince Doge'u da takip etti. Bu öyle alelade bir durum değildi. Elon Musk artık resmen kanıtlamıştı ki aylar önce konuştuğumuz gibi bu sezon Shiba'nın üzerine çalışacaktı. Özellikle dolaylı değil. Doğrudan Shiba üzerine çalışacak anlamı taşıyordu. Neden? Çünkü topluluğun gücünü yani burada uzun uzun anlatmayacağım ama arkasına aldığı bu topluluğu artık Shiba'ya da genişletecekti. Shiba birinci sırada olacak, Doge da ikinci sırada olacak ve her ikisine de desteğiyle yoluna devam edecekti.
Şu anda da buna bir zemin hazırlamaya çalışıyor. Bakınız, Dogecoin'e tümünü yatırmayın. İşte biraz da Shiba alın tarzında ilerleyen süreçte bu yorumlar kendini bu şekilde, bu tarz bir yoruma ve değerlendirmeye bırakacaktır. Günü geldiğinde bunu size hatırlatacağım. Wall Street Journal'ın CEO konseyi zirvesinde çevrimiçi olarak konuşan Musk, konu Dogecoin'e gelince bu kez övgü yerine uyarıda bulundu. Ünlü iş adamı Dogecoin'e büyük yatırımlar yapmayı kesinlikle tavsiye etmiyorum dedi. Çok fazla köpeği olduğu için seviyorum. Daha önce birçok kez bu meme token'ı öven Musk, Doge sevgisini ise ilginç sözlerle aktardı ve Dogecoin benim favori kripto param. Gerçekten esprili bir yanı var ve birçok da köpeği var dedi. Evet. Musk'ın bu sözlerinin ardından salondan kahkaha sesleri geldi. Ya iyi bir benzetme olmamış ama hani köpekten kastettiğini anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Twitter ve şirketin işleyişi hakkında da konuşan Musk, sosyal medya platformuna son 6 ayda 6 yılda yapılmış olandan fazla işlevsellik kazandırdıklarını söyledi. Bu doğru bu arada. Yani bunu yaptı. İşlevsellikten ziyade şunu söyleyebilirim. Yeniliğe gitme ve değişim. Yani değişim gerçekleştirdi. Bu doğru. Son 6 ayda, son 6 yılda olmamış kadar bir Twitter üzerinde değişim gördük. Bunun görülmesine de devam edeceğiz. Twitter'da ücretlendirme, işte Twitter'da reklam meselesi falan bunları göreceğiz. Aynı zamanda Twitter'la kriptoların ve blockchain teknolojisinin iç içe olmasıyla da karşımıza biliyorsunuz çıkacak. Hatırlanacağı üzere Musk, Nisan ayı başında Twitter logosunu platform üzerinde Dogecoin işaretiyle değiştirmişti. Yaklaşık 4 gün bu şekilde kalan logo daha sonra yeniden mavi kuşa çevrilmişti. Doğru. Ne Musk ne de Twitter yönetimi konuyla ilgili bir açıklama yapmıştı. Dogecoin fiyatının önemli oranda artması ve sonra düşmesinden ötürü şirketin bu hamlesi manipülasyon tartışmalarına yol açmıştı. Ya tartışılacak bir şey yok zaten manipülasyondu yani. Fakat legal yollu bir manipülasyon olduğu için çok fazla da ne bileyim biri çıkıp tabii bir şey diyemedi falan filan. Shiba'da da buna benzer hareketler göreceğiz. Merak etmeyin. Musk'ın Dogecoin Vakfı'yla da yakın çalışma ve iletişim içinde olduğu da biliniyor diyor. Aynen öyle. Hatta Musk'ın adamları yakın olduğu kişiler bizzat vakıf içerisinde. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.